Merhaba değerli dinleyicilerim. İlginç olaylar, şaşırtıcı bilgiler serimizdeki bu videomuzda dünyanın en dindar topluluğu olan Harediler hakkındaki bilgileri sizler için derledim. Haredileri daha önce duymadıysanız dünyanın en dindar topluluğu için farklı fikirleriniz olabilir. Ama yanılıyorsunuz. İyi dinlemeler. Musevilerin evlerinin giriş kapılarının sağ pervazında bulunan Mezuza adında ve üzerinde Tevrat'tan metinler bulunan kutucuk şeklindeki levhayı biliyorsunuzdur. Ev sahibi bu eve taşınmadan önce Musevilik inancına göre okunmuş suyla bütün evi temizler. Yemeklerinde çift tırnaklı olmayan ve geviş getirmeyen domuz gibi hayvanların ve ıstakoz, istiridye, karides ve midye gibi kabuklu canlıların yenmesi kesinlikle yasaktır. Musevilikte yenmesi helal olan yiyeceklere koşer dediklerini de belirtelim. Ayrıca sütlü ve etli yiyeceklerin birlikte tüketilmesi de kesinlikle yasak. Örneğin kahvaltıda peynir, süt vesaire tüketiyorsanız salam, sosis gibi gıdaları yiyemezsiniz. Her gün yüksek bir yerden bariço adı verilen ve ibadete çağırma amacıyla yapılan bir eylem vardır. Aile içi sevgi ve bağlılığın güçlendirilmesi için yapılan cinsel münasebet için en uygun günün haftanın en mukaddes günü olduğuna inanılan şabat günü olduğu düşünülür. Bekar olanlarsa şabat gününde çalışmaya ara verir ve ibadet ederler. Arabaya binmezler ve paraya asla dokunmazlar. Museviler üniversiteye başlamadan önce kadınlar 2 yıl, erkekler 3 yıl askerlik eğitimi alırlar. Ancak Haredi tarikatına mensup kişiler hayatlarını ibadete adamak adına askere gitmezler. Askere gitmeleri ibadetlerine engel olacağından devlet tarafından askerlikten muaf tutulurlar. Günün her anında Tevrat okuyup ibadet ettikleri için herhangi bir işte çalışmazlar ve devlet onlara ibadetleri karşılığında ödeme yapar. Erkekler siyah elbise, fötür şapka ve kalpak giyerler ve başları açıkken dua etmeleri yasak olduğu için kipa takmadan ibadet edemezler. Başlarının yan tarafındaki saçları kesmezler. Buna karşılık kadınlar siyah ve uzun çarşaflar giyerler ve doğurganlıkları sona erene kadar çocuk yapmakla yükümlüdürler. Harediler İsrail'i devlet yetkililerini de dinsizlikle suçlarlar. Hatta içlerinden bazılarının İsrail'e savaş ilan ettiği de söyleniyor. Yaşantılarında televizyon, internet gibi teknolojik ürünlere yer yoktur. Öyle ki bazı şirketler Haredilerinde kullanması için kısıtlı teknolojiyle cep telefonu üretiyorlarmış. Bazı ailelerdeki kadınlar evlerinde ve hatta duşta bile çarşafla durmak zorundadırlar. Uygunsuz giyindikleri durumda 10 yaşın altındaki kız çocukları bile sözlü tacize uğrayabiliyormuş. Yom Kippur'da sadece Tanrı'ya karşı işlenen günahların affedildiğini düşünen Yahudiler 25 saat oruç tutarlar. Günahlarını tavuklara yükleyip onların canını alarak günahlarından arındıklarına inanırlar. Vefat haberi aldıklarında giysilerinden bir parçayı da yırtıp atarlar. Matem tutanlar cenazeden döndükten sonra bir hafta boyunca yıkanmaz ve tıraş olmazlar. Evlenecek çiftler düğüne bir hafta kala görüşmeyi keserler ve bir gün önce de oruç tutarlar. Resmi nikah yoktur ve evlilik ancak dini yollarla gerçekleşir. Haredilerde boşa akıtılan meni cinayetle bir tutulduğundan dolayı mastürbasyon yapmak yasaktır. Mezarlıkların üstünden geçilmesi yasak olduğu için uçak yolculuğu yapmak durumunda kaldıklarında yolculuk boyunca Tevrat okurlar. Yahudiler 2. Dünya Savaşı boyunca özellikle Doğu Avrupa'da çeşitli soykırımlara maruz kaldı. Başta Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa gibi ülkelerde mülteci konumda yaşayan Yahudiler 1948 yılında Siyonist düşünce önderliğinde Filistin topraklarına dönerek İsrail Devleti'ni kurdu. 1950 yılında çıkarılan geri dönüş yasası ile çeşitli ülkelerde yaşayan Yahudiler İsrail Devleti'nde yaşamaya, soylarının doğduğu topraklara geri dönmeye başladı. Günümüzde Yahudilerin %45'i İsrail Devleti sınırları içerisinde yaşamaktadır. Çeşitli Siyonist planlamalarla topraklarını yıllar geçtikçe genişleten İsrail Devleti, günümüzde Filistin coğrafyasının büyük bir kısmına hakim durumdadır. Bu videomuzda Harediler ise Ortodoks Yahudilerin emirlerini en katı şekilde yerine getiren dindar bir gruptur. Harediler günümüzde İsrail nüfusunun %10'unu oluşturmaktadırlar. Harediler içerisinde doğum oranı oldukça yüksektir. Doğum oranı yüksek olması Haredi nüfusunun 2037 yılında İsrail nüfusunun %27'sini, 50 yıl sonra ise nüfusun yaklaşık %50'sini oluşturması beklenmektedir. Harediler doğan erkek çocuklarını doğumdan 8 gün sonra sünnet ettirirler ve çocukların ağzına bir damla şarap damlatırlar. Yahudilerin en dindar ve katı topluluğu olan Harediler kendi mahallelerinde dünyaya kapalı bir şekilde yaşarlar. Laik İsrail vatandaşları ile bir türlü uzlaşamayan bu dindar grup yakında İsrail'in yarısından fazlasına hakim olabilecek bir nüfus gücüne sahip olacak. Filistin'i destekleyen çok sayıda Haredi eylemi görmeniz sizi şaşırtmasın. 19. yüzyıldan beri Siyonizm ile mücadele içerisinde olan Harediler, Siyonistlerin gerçek İsrailoğulları yansıtmadıklarını, dünyevi yaşam uğruna geleneklerini ve dini inançlarını kaybettiklerini düşünmektedirler. İsrail'de şu anda toplumun diğer tabakalarından genel olarak ayrı ve izole bir hayat yaşayan Harediler, bununla beraber siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda faal olmaya çalışarak ülkenin Yahudi kimliğinin savunucusu olduklarını belirtmektedirler. Genel kanının aksine Haredi Yahudileri 19. yüzyıldan beri Siyonistlerle çatışma halindeler. Geçtiğimiz yüzyılda Siyonist fikirleri Mesih'ten önce kurulacak bir Yahudi devletine karşı olmalarından dolayı reddetmişlerdir ve siyasi bağımsızlığın ancak kutsal bir müdahale ile ortaya konabileceğini iddia etmişlerdir. Zaman zaman pek çok Siyonist liderin din yerine Yahudi milliyetçiliği içeren söylemlerine ağırlık vermesi, hatta Harediler gibi ultra ortodoks Yahudileri az gelişmiş bir grup olarak görmesi bugün dahi devam etmektedir. Üstelik geçmişteki Siyonist Haredi çatışmalarının aksine günümüzde daha önce belirttiğimiz İsrail'deki alt grupların hemen hemen hepsi Haredi cemiyetine karşı çok ciddi eleştiriler yöneltmektedirler. Bu yıl itibariyle İsrail'deki 1. sınıfta okuyan öğrencilerden 147,5'u ya Arap ya da Haredilerdendir. İngilizce ve bilgisayar gibi derslerin ya hiç öğretilmediği ya da çok az öğretildiği Haredi okullarının sayısı laik devlet okullarına göre her yıl %39 daha fazla artmaktadır. Haredi Yahudileri tıpkı Araplar gibi orduda askerlik yapmamakta ve özellikle erkekleri hiçbir işte çalışmamaktadır. İsrail ordusunun asker sayısındaki açık ile birlikte iş gücü sıkıntısı çeken bir ülkede Haredilerin bu her iki sisteme de girmekten kaçınması çok ciddi bir toplumsal rahatsızlık yaratırken 15 sene içerisinde çalışan her bir kişinin çalışmayan 4 kişiye bakacak olması krizi daha da derinleştirmektedir. Özellikle en azından ekonomik sisteme entegre olarak çalışmak isteyen Araplara yönelik işverenlerin ön yargıları bu kadar kuvvetliyken Haredilerin de çalışmaktan kaçınarak sadece sahip oldukları çocuklara yapılan devlet yardımlarıyla geçinmeleri ekonomik anlamda ülkeyi darboğaza sokmaktadır. Çeşitli ekonomik istatistiklerde Arap ve Harediler çıkarıldığında İsrail aslında ekonomik bir mucizeye sahip, halen tüm hızıyla gelişen bir ülke görünümündeyken bu iki toplumun da istatistiklere eklenmesiyle mucize yerine ciddi bir krize bırakmaktadır. Bir İsrail Bankası'nın raporlarına göre Haredi erkeklerinin %60'ı çalışmamaktadır. Bunun da ötesine bir işe başvurduklarında toplumdaki ön yargılardan dolayı Harediler daima işe alınacak son adaylar olmaktadır. Hemen hemen tüm işverenler Haredilerin kesinlikle tembel ve beceriksiz olduklarına inanmaktadırlar. Bazı olaylar ülkenin her yerinde eskisine göre daha sıklıkla duyulmaktadır. Örneğin yine aynı şehirde Haredi kıyafetlerine uygun olmayan bir kıyafetle gelen bir kadın İsrail vatandaşına saldırmış, kadın aracına kaçtığında dahi saldırganlar aracı parçalamaya çalışmıştır. Bir diğer örnek ise dindar bölgelerdeki kadın erkek ayrımının olduğu otobüslerde yaşanan sözlü taciz olaylarıdır. İsrail'in çeşitli bölgelerindeki belirli otobüs hatlarında erkekler öne otururken kadınlar arka taraflara oturmak zorundadır. Zaman zaman bazı laik İsrailli kadınlar bu kuralı dikkate almadığında ortaya çıkan olaylar artık gazetelerde sıradan haberler haline dönüşmektedir. Değerli dinleyicilerim, bir ilginç olaylar, şaşırtıcı bilgiler videomuzun daha sonuna geldik. Dünyanın en dindar ve katı topluluğu olan Harediler hakkındaki bilgileri sizlere aktarmaya çalıştım. Sizler bu topluluk hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Bir başka ilginç olay ve şaşırtıcı bilgilerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.